Hayatımızda bir şeyler bizim istediğimiz gibi gitmiyor olabilir. Hayatımız kötüye doğru gidiyor olabilir. Her şey kötüye gittiği bir zamanda hemen düşünmemiz gereken bir şey var. Acaba gerçekten kötü mü yoksa ben mi onu kötü olarak algılıyorum? Yani hava gerçekten bozuk mu? Dünya gerçekten puslu, karanlık mı? Yoksa benim gözlük mü her şeyi karanlık gösteriyor? Bunu önce algılamam lazım. Hayat insan merkezli olduğu için insanın zanları, düşünceleri, fikirleri adeta bütün hayatının rengini değiştirir. Yani güneş gözlüğü taktığınız zaman her taraf puslu, karanlık gibi göründüğüne göre gözlüğün rengini her değiştirdiğinizde dünyanızın rengi değişir. Onun gibi insanın ruh hali, kalbi, düşünceleri insanın hayatının her tarafını etkiler. Mesela diyor ki ağlayan, matem tutan, üzüntülü bir insan dünyaya baktığı zaman her şeyi üzüntülü, her şeyi perişan, her şeyi matem tutar vaziyette gördüğü gibi neşesinden gülen ve eğlenen bir insan da her şeyi güler, eğlenir, neşeli bir vaziyette görür. Hayatımızda bir şeyler bizim istediğimiz gibi gitmiyor olabilir. Hayatımız kötüye doğru gidiyor olabilir. Her şey kötüye gittiği bir zamanda hemen düşünmemiz gereken bir şey var. Acaba gerçekten kötü mü yoksa ben mi onu kötü olarak algılıyorum? Yani hava gerçekten bozuk mu? Dünya gerçekten puslu, karanlık mı? Yoksa benim gözlük mü her şeyi karanlık gösteriyor? Bunu önce algılamam lazım. Bir abimiz anlatmıştı. Yağmurlu bir günde diyor, ya araba kullanıyorum, önümü göremiyorum diyor. Silgeçleri çalıştırdım, baktım yine açılmadı. Elime diyor bez aldım, camı içeriden sildim, yine açılmadı. Çıldıracağım diyor. Dışarıdan sil, içeriden sil, bir türlü. Sonra birden aklıma geldi, meğer gözlük buğulanmış. Gözlüğü çıkardım, bir sildim, her şey netleşti diyor. Şimdi bizim bakış açımızda problem olabilir. Bizim bakış açımızdaki problem, bizim bakış açımızdaki karanlık, bizim bakış açımızdaki İntizamsızlık, her şeyi problemli, her şeyi karanlık, her şeyi kötü gösteriyor olabilir. Halbuki hakikatte her şey ya bizzat veya neticeleri itibariyle güzeldir. Şimdi güzelliğin ölçüsü nedir o zaman? Biz bir şeyin güzel mi, kötü mü olduğuna, acaba hayatımızın güzel bir gidişat içinde mi yoksa kötü bir gidişat içinde mi olduğuna nasıl hükmedeceğiz? Neye göre hükmedeceğiz? Nefsimizin hoşuna giden şeyler oluyorsa, öyleyse hayatımızın gidişatı çok güzel. Her şey bana keyif veriyor. Nefsimin hoşuna gidiyor. Ama netice, sonuç, geriye dönüp baktığımda beni pişman edecek manzaralar mı çok, yoksa sevindirecek levhalar mı? Öyleyse ben hayatın iyiye doğru gittiğini veya kötüye doğru gittiğini neye göre tartacağım, neye göre ölçeceğim? Şimdi bir insanın hedefi önce belirlenmesi lazım. Çünkü beni hedefe taşıyan şeyler iyidir, hedeften uzaklaştıran şeyler kötüdür. Nefsimin hoşuna giden, Ahmet'in hoşuna giden, Mehmet'in hoşuna giden, toplumun alkışladığı, insanların beğendiği değil. Benim hedefim. Şimdi burada da iki nokta var. Birisi benim hayattan beklentilerim var. Bir de beni yaratanın benim hayatımdan beklentileri var. Öyleyse asıl hangisidir? Şimdi diyelim mesela siz birisini işe aldınız, fabrikada çalıştırmak istiyorsunuz. Öncelikli olan asıl mesele nedir? Onun sizden beklentileri mi yoksa sizin ondan beklentileriniz mi? O sizin işçiniz. Fabrikanızda çalıştıracaksınız. Önce onun fabrikadaki ondan beklenen vazifeyi yerine getirmesi lazım. Sonra onun sizden beklentileri olabilir. Asıl mesele sizin onu eleman olarak alıp çalıştırmaktaki gayeniz. Yani sizin ondan beklentiniz. Şimdi aynı onun gibi bizi yoktan yaradan niye yaratmış? Hangi vazifeyle vazifelendirmiş? Bize bunca ikramına karşı, ihsanına karşı bütün mahlukatı bizim etrafımızda pervane gibi çevirip hayatımıza hizmet ettirmesine karşılık bizden ne bekliyor? Öyleyse bizi yaratan, bizim nelerle mutlu olacağımızı en iyi O bilir. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Ve her mahlukun mutluluk reçetesini, mutluluk formülünü onun yaratılış gayesinin içine koyan Allah, belli ki benim de vazifemin, yaratılış gayemin içine beni en çok mutlu edecek bir lezzet koymuş. Öyleyse Yaradan'ın benden beklentisiyle benim hayatımdan beklentim ne kadar örtüşüyorsa, ne kadar paralel oluyorsa, ne kadar birbirine uyum sağlıyorsa o kadar hayatta mutlu olabilirim, o kadar hayattan lezzet alabilirim, o kadar benim hayatım rayında, yolunda, iyiye doğru gidiyor demektir. Çünkü geçen günlerim beni hedefime yaklaştırıyor mu, yoksa beni hedeften uzaklaştırıyor mu? Bu mevzu çok önemli. O yüzden önce iyi ve kötünün tarifini yapmak lazım. Bir şeyler kötü gidiyor. Biz bir şeylerin kötü gittiğine nasıl hükmediyoruz? Ya benim tasarladığım gibi, benim hesapladığım gibi, benim düşündüğüm gibi, benim istediğim gibi gitmiyor. Öyleyse kötüdür. Hayır, hayır. Belki ben istemeyi bilmiyorum. Belki ben yanlış şeyler istiyorum. Belki ben yanlış hedeflere doğru ilerliyorum. Bazen uçuruma doğru aracın gitmemesi nedir? Hayırdır. Uçuruma gidecek aracın bozulması hayırdır. Uçuruma gidecek aracın herhangi bir yere çarpması hayırdır. Zahiren şer gibi görünür ama bir adım sonrasında uçurum vardır. Bu nokta çok önemli. Ben bilmiyorum ama her şeyi bilen biri var ki o her şeye hakim mutlak. Öyleyse şimdi diyor ki insanlar plan kurarlar, hesap yaparlar fakat Allah'ın planı uygulanır. Şimdi insanların kurdukları planlar var, hesaplar var. Bir de Cenab-ı Hakk'ın kurduğu kader dediğimiz bir plan var ki bazen ihtiyarı beşer susar, kader konuşur, kader. Cenab-ı Hak merhametiyle bizim zahiren çirkin zannettiğimiz bir hadisedir. Merhametiyle bizi büyük bir felaketten alıkoymuştur. Ya. Şimdi bir gün bir genç vardı, Cenab-ı Hak muhafaza etsin, ağır bir kaza geçirdi. Arkasından namaza başladı. Sakat kaldı. Sakat kaldığına çok üzüldü. Sonradan biz ziyarete gittik. Dedim ki ya dünyada sana ömrünün kalan kısmında eşlik edecek bir organın, bir kolun senden ayrıldı. Kolsuz olarak kalan hayatını geçireceksin. Ama bütün vücudunu ebediyen senden ayıracak bir felaketten kurtuldun. Yani kolunu kaybettirdi ama sana ebedi bir hayatı kazandıracak, namazı kazandırdı bu başına gelen felaket. Zahiren felaket gibi görünürken neticesi ne kadar külli bir hayır oldu değil mi? Şimdi ameliyat ediliyor diyelim bir insan. Hiç ameliyat görmemiş, hiçbir zaman ameliyata şahit olmamış, ameliyatın ne olduğunu bilmeyen birisi manzarayı görse 3-5 kişi birleşmiş bir adamı kesiyorlar der değil mi? Zahiren şer. Elinden gelirse müdahale eder, durdurun der. Ama o ameliyatın bütün safhalarını bilen, her vurulan neşterin hayra, şifaya, güzelliğe götürdüğünü bilen doktor ne yapar? Değil mi? Zevkle, şevkle, lezzetle o vazifeyi yapar. Çünkü zahiren şer gibi görünen o hadisenin arkasında çok şifalar, devalar saklı. Hakikatta neymiş? Hayırmış. Öyleyse hayatın kötüye gittiğine neye göre hükmedeceğiz? Şimdi bana bakan cihette, bana bakan tarafıyla hayatı kötüye gidiyor olarak değerlendirebilirim. Ama hakikatta nedir? Çok külli, hayırlı neticeleri kazandırdığı için benim kötü zannettiklerimin tamamı nedir? Hakikatta hayırdır. Çünkü ahsene külle şeyin halakahu diyor. Yaratılan her şey hayırdır. Başına gelen her şey hayırdır ama sen o zahiren çirkin görünen hadisenin arkasındaki hayrı görebilirsen. Göremezsen onu şer zannedersin, kötüye gidiyor zannedersin ve gerçekten de artık kötüye gider. Çünkü sen Allah'tan ümidini keser, hamd etmen, şükretmen gereken yerde şikayete başlarsın. Dolayısıyla senin için muazzam bir fırsat birden senin için müthiş bir felakete döner. Bu fırsatı değerlendirip bu musibetin, bu kötüye gidiyor gibi zannedilen hadisenin üzerine basıp çıkman gereken bir mevki, bir makam var. O makama çıkmak için bu basamakları kullanıp kazanman gerekirken kullanamazsan altında kalır, ezilirsin. Şimdi o yüzden ne diyor bakın. Asıl musibet ve muzır musibet dine gelen musibettir. Şimdi Allah aşkına bizim iki hayatımız var. Dünyada 50-60 senelik bir hayat ortalama. Bilmiyoruz da kaç sene olduğunu. Bir de ebedi ve sonsuz hayatımız var. Şimdi başımıza gelen herhangi bir olay, herhangi bir hadise, güzellik veya çirkinlik, nimet veya musibet veya bela. Şimdi neye göre iyi mi kötü mü olduğuna hükmedeceğiz? Hayatımıza verdiği zarara göre hükmetsek olmaz. Çünkü bir tarafta sonsuz var, bir tarafta sonsuzun yanında hiç sayılabilecek 50-60 senelik bir imtihanlı hayat var. Şimdi hangisine göre hükmedeceğiz? Sonsuza faydası olan bir şey, sonsuz hayatımıza faydası olan bir hadise, dünyalık, geçici, 3-5 senelik hayatımızı kökten götürse hiçbir şey kaybetmiş sayılmayız. Çünkü sonsuzu kazandırdı ya. Sonsuz uğrunda neyi feda edersen feda et. Sonsuzdan hangi rakamı çıkarırsan çıkar, sonsuzdan hiçbir şey eksiltemez. Sonsuz uğrunda neyi feda edersen et, hiçbir şey feda etmiş sayılmazsın. Hiçbir şeyden mahrum kalmazsın. Hiçbir şeyi kaybetmiş sayılmazsın. Çok önemli. Öyleyse bizim dinimize, ahiretimize, ebedi hayatımıza faydası dokunan bir hadiseye kötü diyemem ben. Başıma gelen musibetler evvela ne yapıyor? Fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildir. Bir kısmı ihtar-ı rahmanidir. Nasıl ki çoban gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlara taş atıp onlar o taştan hissederler ki zararlı işten kurtarmak için bir ihtardır. Memnunane dönerler. Cezaevine sohbetlere gidip geldiğimiz zamandan bir mahkum kendisi meyhane çalıştırıyor. Adeta böyle hayatı devamlı cehenneme doğru yuvarlanan bir kütük gibi hem kendisi hem de başkalarının günahına vesile olmaktan gelen o günahlı bir hayatın içinde felakete doğru gidiyor. Orada bir suça karışmış. Aslında diyor suç benim değil diyor. Ben diyor tetiğe bile dokunmadım diyor. Arada kim vurduya gitti ve diyor beni aldılar içeri. Hocam ben İmam Hatip mezunuyum diyor. Ben Allah'ı biliyorum diyor. Ve yaptığım günahlardan dolayı da hep pişmanım. Bir gün bir el gelip beni bu pislik hayattan kurtaracak diye bekliyorum. O gün aklıma geldi diyor. Beni tutukladı, suçlu olarak getirdiler. Suçsuz yere girdim bu hapishaneye diyor. Ve burada sizinle tanışmak, bu iman hakikatleriyle tanışmak nasip olacakmış. Allah beni o şer gibi görünen hadisenin içinden aldı, Kur'an'ına, davasına, hakikatına, zatına muhatap etti. Ben şimdi bu hadisenin bana kaybettirdikleriyle kazandırdıklarını düşünüyorum da Allah merhametinden beni buraya koymuş. Ne büyük bir Allah'mış diye bizzat kendisi ağlayarak bunu ifade etti. Şimdi hayatta demek ki başımıza gelen hadiselerin iyi mi, kötü mü, bela mı, musibet mi yoksa nimet mi olduğuna hükmederken bunu hesaba katacağız. Yoksa başımıza gelen bir fırsattır, musibet kılıfına girmiş bir hediyedir, hastalık ambalajında bir ikram-ı ilahidir, ahirette, ebedi hayatta sonsuz bizi felakete, musibete götürecek günahların dünyada küçük bir hastalıkla silinmesine vesiledir. Biz bilemeyiz. Bilemediğimiz için de Allah muhafaza isyan edersek, başımıza gelen musibetlerden dolayı, belalardan dolayı şikayet edersek o şikayet o musibetten daha büyük bir musibettir. Kırılmış elle dövüşmek gibidir. İtiraz etmek, şikayet etmek haşa Allah'ı kullara şikayet manasına gelir ki Allah muhafaza. Bir gün birisi böyle hastalığından çok böyle şikayet etti de dedim ki ya sen istedin dedi. Nereden ben istedim dedi ya. Ben böyle bir şey istemedim ki. Allah verdi dedi. O da eski hayatı çok karışık. Gayrimeşru bir hayatta yıllarca koşturmuş birisi. Dedim Cenab-ı Hak sana sorsaydı. Deseydi ki sen de biliyorsun bir sürü günahların var. Bütün bu günahların cezasını dünyada fani, geçici bir hastalıkla, azıcık canını yakacak bir hastalıkla mı silinmesini istersin? Yoksa ahirette iş cehenneme mi kalsın? Aman dersin değil mi? Hemen aman ha sakın ahirete kalmasın. Dünyada ne olursa olsun başıma gelene razıyım aman öbür tarafa kalmasın dersin. Evet dedi. Bak dedim, senin tercihini Cenab-ı Hak sana yaşatıyor. Sana sorsaydı sen de böyle isteyecektin zaten. Ama biz böyle istemeyelim de şunu isteyelim. Günahlarımızın, isyanlarımızın, kusurlarımızın karşılığını Cenab-ı Hak ahirette cehennemiyle değil, dünyada musibetle, belayla, hastalıkla değil, kendi hizmetinde, davasında bizi koşturarak kefaret etsin. O yolda önümüze çıkan fırsatlar bizim için affedilmek için muazzam fırsatlarmış. Cenab-ı Hak hep önümüze çıkarıyor. Bu akşam bir ders var. İşte buyur kendini affettir. Hizmetin bir ihtiyacı var. Git hemen o ihtiyacın yerini doldur. Kendini affettir. Dava için bir yere gidilecek. Bir risk göze alınacak. Git hemen koş kahramanca davaya koş da kendini affettir. Cenab-ı Hak şu hizmette, şu davada önümüze birçok fırsatlar çıkarır. Biz de onları fırsatı ganimet bilip yapışacağız ve inşallah ne ahiretteki cehenneme ne de dünyadaki belaya, musibete, hastalığa ihtiyaç kalmadan kendimizi dünyadayken Rabbimize affettireceğiz inşallah. Demek başımıza gelen her hadiseyi kendi nefsimize göre hüküm verip de çirkindir, kötüdür, her şey kötüye gidiyor, hiçbir şey yolunda gitmiyor. Şimdi hani diyoruz ya her şey yolunda. Şimdi kimin yolunda ama? Çok önemli. Cenab-ı Hakk'ın sana çizdiği yolda mı? Yoksa senin nefsine uyup da kendine çizdiğin yolda mı? Her şeyin yolunda olduğuna neye göre hükmediyoruz? Şimdi antrenör sporcuyu ne yapacak? Geliştirecek. Ağırlıkları artırıyor, zorlaştırıyor. İdmanları ağırlaştırıyor. Şimdi senin için engeller, meşakkatler, hoşuna gitmeyen, canını yakan, sana ağır gelen haller bunlar. Belki hoşuna gitmiyor ama antrenöre sor, her şey yolunda diyor. Ya nasıl yolunda olur? Ben kan ter içindeyim, perişan oldum, iflahım söküldü. Sen hala her şey yolunda diyorsun. Öyle olması gerekiyor çünkü. Antrenör seni bir hedefe taşımak istiyor. Ve o hedefe taşınmanın yolu da buradan geçiyor. Öyle bir elin balda bir elin yağda yan gel Osman yatarak şampiyon olamazsın. Onun gibi senin pazuların gelişmesi lazım, istidatlarının inkişaf etmesi lazım. Cenab-ı Hak da seni ebedi muhatap olarak sonsuz cennetinde insan olarak huzuruna almak istiyor. Seni o hedefe taşımak istiyor. Öyleyse bazen meşakkat, bazen musibet, bazen bela gibi görünen, hakikatte senin günahlarına kefaret olan, senin istidatlarını inkişaf ettiren ve senin manevi makamını yükselten musibetler, belalar, sıkıntılar olacak. Demek zahiren çirkin görünen, hakikatte çok güzel olan bu hadiseler bela değil, çirkinlik değil, musibet değil, kötü bir gidişat değil. Hakikatte neymiş? Allah'ın tasarladığı, planladığı, benden beklediği hedefe beni çıkarmak için bana bilerek yaşattığı hadiselermiş. Hükmü ilahiye boyun eğip hadiselerin arkasındaki güzellikleri görmeye çalışmak gerekiyor. El Fatiha.